Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Alpay Azap, dünya nüfusunun %40 ila 70'inin koronavirüsle enfekte olabileceğini belirterek, önemli olan bu birkaç hafta içinde hızlı artışın olmaması, yoksa sağlık altyapımız yetmez, hastaları tedavi etmeye yetişemeyiz, dedi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap, önümüzdeki bir yıl içinde dünya nüfusunun %40 ila 70'inin koronavirüs ile enfekte olmasını beklediklerini söyledi. Azap, ülkemizde vaka sayısının kaç olacağından önemlisi vaka sayısının geniş bir zaman diliminde mi yoksa birkaç hafta içinde mi ortaya çıkacağı, önemli olan bu birkaç hafta içinde hızlı artışın olmaması, yoksa sağlık altyapımız yetmez, hastaları tedavi etmeye yetişemeyiz, uyarısında bulundu. Bu nedenle vatandaşlara çok önemli görev düştüğünü yineleyen Profesör Azap, sosyal mesafeyi koruyun çağrısı yaptı. Virüsün stabil ve dayanıklı bir virüs olduğunu, altyapısını çok değiştirmediğini belirten Azap, şekil değişikliğine uğrayıp bulaşıklığını kaybetmedi, SARS gibi ortadan kalkmasını beklemiyoruz, dedi. Virüsün insandan insana bulaşma hızının yüksek olduğunu, enfekte olan hastaların %80'inin hafif belirtilerle hastalığı atlattığını, bu nedenle birçoğunun doktora bile gitmediğini anımsatan Azap, bu kişiler toplumda dolaşmaya devam ediyorlar ve etrafa virüs saçıyorlar. Hastaneye dahi gelmedikleri için test yapma şansımız da yok. O yüzden toplumda bu virüs hızla yayılıyor. En etkili önlem bu nedenle sosyal mesafe. İpin ucu kaçmış değil, halen önüne geçilebilir. O yüzden diyoruz, sosyal mesafe önemli. Bir metreden fazla kimseye yaklaşmayın, kalabalık ortamlara girmeyin, olabildiğince evde kalın, diye konuştu. Türkiye-İtalya karşılaştırmalarını doğru bulmadığını belirten Azap, tespit ettiğimiz ilk vaka bizim ilk vakamız olmayabilir. İlk vakayı biz daha geç tespit etmiş olabiliriz. O yüzden İtalya'dan önde olduğumuzu ve İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum, diye konuştu. Sosyal medyada bir ilacın koronavirüsü tedavi ettiği, hatta önlediği iddialarına ilişkinse Azap, bu ilacın ne kadar süre verileceği, etkili olup olmayacağı, direnç üzerine etkileri ve istenmeyen etkilerinin ne olacağı bilinmemektedir. Bazı bilimsel temelleri var ama yeterli değil. Her ilacın yan etkileri olduğu gibi bunun da ciddi yan etkileri var. Bazı kişilerde ölümcül bile olabilir, dedi. Azap, Türkiye'de yapılan test sayısının günlük 3000'lere kadar çıktığını, bu hafta başı itibariyle 16 olan test merkezi sayısının 31'e çıkacağını ve günlük test sayısında da 10.000'in hedeflendiğini anlattı. Azap, hastalıkta şu an kullanılan iki test var. Mikrobiyolog arkadaşımızın yönlendirmesiyle sanırım bu haftadan itibaren hızlı testleri kullanacağız. Hızlı testlerle önümüzdeki hafta test sayısının günde 10.000'e çıkması hedefleniyor. Uygulaması kolay ve hızlı olduğu için tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak, ifadelerini kullandı.